Allah Teala'ya şükürler bolsun ki biraderler, siz bilen bizi mene yoruk yüz bilen yine Allah Teala didar kurşumuzu nasip kıldı. Mene siz azizlerine dualarını bilen ulu mübarek seferge Allah Teala nasibimizi koşken idi. Dualarınız bilen yine barıp şu bizge biriktirilgen hoca atalarımız, hoca analarımızın hammalarını selametli bilen ibadetlerini ada ettirip yine selametli bilen mene yetip geldik. Allah'a hamlarımız, sanalarımız busun. Elbette siz azizlerine ham hammalarınızı, selamlarınızı Resulümüz aleyhissalatu vesselam'a yetkezdik. Gerçi hammalarınızı birme bir namlarınızı etelmeseydi, lekin hammalarınızı namlarınızdan selamlar diye yetkezdik. Allah Teala'nın beytide hammalarınızı eski alıp, uşacayda hammalarınızı haklarınızı dualar kıyam bulduk. Allah Teala özü kabul ve icabet eylegen bulsun. Hammamız giyem uşa dualarını, icabetini, rüyabını, semerasını görüşlüydü Allah Teala özü nasip ve müyesser eylesin. Hammamız giyem Allah Teala özünü beytige, Resulümüz aleyhissalatu vesselam'ını Ravza-i mübarekelerige tekrar tekrar barışlığımızı nasip ve müyesser etsin. Muhterem biraderler, mene şu seferde ko'p taassurotlarga ega bo'ldik. Çünkü ulug'larimiz aytadilar ki, 3 kunlik safar insonda 1 yillik taassurot qoldiradi deydilar. Ulug'larimiz gaplari. 3 kunlik safar insonda 1 yillik taassurotni qoldirar ekan. Ana 10 kun ziyodaroq fursat bo'ldik u joylarda. Ana ancha taassurotlarga ega bo'ldik, ibratlandik. Ve aytmoqchi bo'lganim birodarlar, ko'p davlatimiz şu rahbariyatimizdan xursand bo'lib, yana ham şu yurtimizni qadriga yetishimiz, mustaqilligimiz, mana bu tinchlik xotirjamligimizni qadriga yetib, xalqimizga bu tinchlikni ne kadar ulkan ne'mat ekanligini ko'proq aytish, buni shukronasini qilishlikka xalqimizni ko'p targ'ib qilishlik zimmamizdagi katta vazifa ekanligini yana bir bor his qilib keldik. Sababi mana hammalaringizga ma'lumki, mana bu pandemiya davrida shu umra ibodatlari to'xtab qolgan edi. Mana ruxsatlar bo'lib ochilishligi bilan beraber, mana hozirgi kunda har kuni 2 ta samolyot qo'yilibdi umra uchun. 2 ta samolyot. Endi yana aytilyaptiki, Xudo xohlasa Ramazon oyida 3 ta samolyot har kuni qo'yilar ekan. Mana hozir eng ko'p qaysi davlatdan boryapti desiz, eng ko'p O'zbekistondan boryapti. Ilgari qayerga qarasangiz, o'sha Indoneziya, Malayziya, shu taraflar, Turkiyaning odamlarini ko'rardingiz. Hozir qayerga qaramaylik, o'zbeklar nihoyatda ko'p boryapti. Alhamdulillah, Allohga shukrlar bo'lsin. Endi u joydagi mana sharoitlarni ayting. Shu samolyotga chiqishingiz bilan beraber shu ulug' ibodatga yetyapti bular deb aytdagi iltifotlar, ikromlar o'sha yerdan samolyotdan boshlanyapti. Nima yegiz kelyapti? Nima ichimlik ichas? So'rab hammani ko'ngliga qarab shunday shaddan aytmoqchi bo'lganim, shu hojilarimizni hurmatini o'shaddan turib boshlashyapti. Endi akka borganimizdan keyin yana bizni xursand qilgan narsa, o'sha eng haramga yaqin mehmonxonalardan joy beribdi o'zbeklarga. Mana Madina Munavvarada o'sha Pulman Zamzam degan mehmonxonada turyapti hojilarimiz aksari. Endi odam ko'payib ketgandan keyin bitta mehmonaga sig'dirilmaydi-yu. O'shani atrofidagi boshqa mehmonxonalarda ham shu o'zbeklarga olib berishyapti. Lekin asosan o'sha Pulman Zamzam degan mehmonxonada
turu yaptıken biz hem o şekilde turduk. Haramga bir 100 metre hem çıkmaydı da. 100 metre belki aşağıdır, belki kemra. Şu atrapta, şuna yakın. Azan etse takbirge ülgür edigen derecede. Nihayette yakın şarait şuna kange. Şimdi ucaydaki bana mehmanedeki şaraitler et koyarken hali ki 5 yıldızlık de koyarken şuna kange mehmaneler taamlarım nihayette laziz, şirin taamlar şuna kange. Şimdi bana Mekke-i Mükerreme'de uca arzu kılardık biz. Utgan sefer Allah nasip kılıp 18. yılı hacge var yanımızda salkem 15 kilometre mesafeden katına geldik. Mehmanhanemiz Kabe'den 15 çakırım uzalıydıydı. Kiyen uşa var yanımızda şu haramda aldı bilesiler haligi Burcu Sa'adiydik. Balen Sa'ad bara meşhur. Uşa'nı atrafıdaki mehmanhanelerde körüp kaysi devlet durar kim bu joyda kana bakhli adamları kendip havas kılardık, arzu kılardık. Bizikiler gen nasip kısa yakın joylardan derdik de. Bana Allah nasip kılıp bu sefer uşa saatte bilesiler. Saatte şimdi çap tarafıdaki Abrac-ı Mekke degen mehmanhanede türüldü, istikamet kılındı. Haramdı hududu. Aza etse takbir geçe beymalal ürgüres. Mimhaneden çıkmasız eşit deydiyem. Saflar ülengen buladı. Uşut deyem koşula uğras cemaatke. Ana şuna kange Kuleyliler şaraitlerdi kılıp birişipti. Allah razı olsun rahberiyetimizden. Aynısı bana Müftü Hazret bu kişinin kub haklarına dua kılışımız gerek. Etiptiler ki tarihte kaladiyan hizmet kılaman Kuda halas ediptiler. Allah kança hizmet kılıştı nasip kıyam bese men geçü levazımda. Tarihte kaladiyan hizmet kılaman Kuda halas ediptiler. Ana şu hizmetler inşallah başlayın yaptı. Bana şunda şaraitlerde kılıp yangi şirketler bilen şartnamelerde imzalap şu halkımız için mümin Müslümanlarımız için ibadetlerine şuna kakulü şaraitlerdi buluştuğu bu kişinin akıllılar Müftü Hazret sebepçi bulup durdular. Allah razı olsun. Hemme yurtumuzdan borgen şey ziyaretçilerimiz hemeleri itibarda hiç kim itibardan çitte kalmaydı. Mükemmel ibadet kılıçları için hemen imkaniyet hülles kelam şaraitler mevcut. Lekin min afsuslar bile etmemiz ki şimdi bana hazır kupayıp gitti barışlar bana inşallah nöbet kütüptürgeller bar ya ki yakşı niyette baramen diptürgeller bar uşalar giyen bir nümediydi isletmede bu min afsuslar busun ozu 10 gün güne fırsat, ganimet. Lekin şu 10 gündeyem 10 gününü şu Allah için, ibadet için bağışlamasından kayağdaki vakti utkazıydıken narsalarga saflap Wi-Fi'yimi ulabir, telefonumga simkartta abir, üdeylerim bilen gerpleşim gerek dip şunu arkasından ömrünü utkiz var etürgeller var. Yahu mesela kolodan telefon çıkmaydı. Palancaya geldim, pistancaya geldim, bette oturup bandıp şu daim kolodaki şu telefonu karab, şu üdeylerle gerpleşip aziz umurunu, ganimet demlerini kub hacilerimiz ötküzvar yaptılar. Şu bari türgellerine tavsiye şu ki ben özümüzü şu güruhumuzdakilerine kayta ettim. 10 günge Allah için hemen arseden üzülmezler mi? Bela çakizi taşmışı, havliz, üyüz, coiz, kavmi karındaşız, oğliz, kızız. Şunca şularını taşmışı bile yürüdüyüz. Şimdi Kuda nasip kılıp uzunu beytige sizi rızkıyızı koştu. 10 gün hemen arseden üzülün. Allah'a bağışlayın şu 10 günüyüzü. Ne mekhalaz geplaşıp. Buldu keldik, teşliğizi bildik. Salamet kevapsız buldu derdi kop ettik. Yani gafımda kulakka gelirem buldu yok. Lekin akserleri
o'sha uydagilar bilan gaplashim kerak. U bo'lyapti, bu bo'lyapti. Ana kun g'animat, lekin g'animat kunlarni azlar qadriga, qiymatiga ko'pchilik yetmasdan o'tkazib yuboryapti. Nima uchun borganini odam his qilish kerak-da u joyga? Ibodat uchun boryaptimi? Agar dam olish uchun borib turgan bo'lganda, sayohatga borib turganda, bormoqchi bo'lganda akka bormas edi. Yo Dubayga, yo Turkiya, yo shuna joyga borish kerak-da. Akka ibodat uchun borilyaptimi? Bilkulliya vaqtimizni ibodatga saflashligimiz kerak. Mana ayniqsa shu ayollarga eslatib qo'yasizlar, yetkazib qo'yasizlarki, shu ayollarimiz aksallari o'sha magazindan magazin, bozorma bozor yurish bilan vaqtini o'tkazib yuborganlar juda ko'p. Hayron qolasizki, bizkilarni eng chekka haligi qiynalib boradigan joylarga borsangiz ham, o'sha yerda ham bizni xotinlar, o'sha yerda ham o'zbeklar savdo qilib turgan bo'ladi. O'shundan joylarda ham topib borib savdo qiladi-da. Akka tijoratga borganmi bilmaysiz. Mana borib turganda aytiladi o'zi, yukus ko'payib ketmasin. Agar yukus ortiqcha bo'ladigan bo'lsa, har bir oshiqcha kilogrammiga u aeroportda pul to'latadi sizga. Ko'payib ketmasin yoki ko'payib ketsa, hisobingizni qilib qo'ying. Aeroportda pulingizni to'lagani deb tayinlaysiz. Biznikilar nima qiladi? Oxirgi misqoli qolguncha savdo qiladi. 60 kilo, 70 kilo yuklar yordamlashib tarosiga qo'yib berib turdik. Ko'tarolmaysiz. İki kişi ko'tarolmasiz, ko'tarolmaydigan darajada og'ir yuklarda oladi. Endi u aytadiki, ha, shuncha oshiq ekan, palon dollar to'laysan desa, ishlatib qo'ydim, pulim yo'q deydi. Ana, bo'lmasa olib tashlagin desa, buni palonchiga olovdim, palon nevaramga olovdim. Qana tashavoraman, o'sha yerda shunaqangi muammolar, mushkulotlarni keltirib chiqaradi bizikilar. Shuning uchun akka savdo sotiqqa emas, boshqa narsaga emas. Ibodatga boryapmizmi? Mayli, o'sha yerga borganda tabarrukoni oling, tasbih olarsiz, balki doppa olarsiz, mayli. Lekin asosiy vaqtini odamlar o'sha ba'zilar endi hamma ham emas u o'sha magazinlarda savdo qilishlik bilan o'tkazib yuboradi. Bizikilar hamma namozga qarab ketib turgan bo'lsa, hamma haramga qarab shoshib turgan bo'lsa, magazindan chiqib ba'zi bir o'zbeklar mehmonxonaga kelib turgan bo'ladi sumkalarini ko'tarib. Juda ham xunuk holatda. O'zimiz guvoh bo'lgan bir masalalardan bittasi magazinchi bo'ldi, namoz vaqti bo'ldi, chiq bo'ldi, haram namozga vaqti bo'ldi, boramiz desa ham savdo bilan avora. Namoz vaqti bo'lsa, shunday hamma narsa qoladi, hamma jamoatga o'zini uradi-da. Bizikilar shu namozda azonni eshitib ham, o'shda ham savdo bilan avora bo'ladiganlar bor. Shuning uchun o'sha borib turganlarga tavsiyamiz, eslatmalarimiz shuki, mana shu narsalarga e'tibor qaratish kerak. Maqsad ibodatmi? Alloh uchun o'sha umrimizni 10 kunini bag'ishlaylik, ortiqcha narsalarga chalg'imaylik, ibodat bilan mashg'ul bo'laylik demoqchiman. Endi bu meni o'sha yerdagi taassurotlarim va aytaman borib shuni xalqimizga degan edim, shularni bir suhbatimizni oldida birodarlar yetkazib qo'ydik. Alloh hammamizga nasib aylasin. Qayta-qayta borishligimizni Alloh o'zi muyassar etsin.